Merhaba dostlar kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz en son e, tablolarımızın üzerinden verileri güncelleme silmek için gerekli olan kodları yazdık şimdi artık biz customerları listeleyebiliyoruz artık e, bunları oluşturabilme değiştirebilme ve silme işlemleri yani kısaca kurut işlemleri e, sağlayacağız bunun için e, ilk başta şöyle yapalım yeni bir ekleme olayını e, aktif edeyim ya da düzenlemeden şöyle yapalım evet yeni ekleme olayını yapalım yeni ekle butonuna tıklanıldığında ben yeni bir sayfada müşteri ekleme işlemini gerçekleştireyim bunun için butonuma geldim sağ tıkladım create listener dedim action listener diyerek kodumu bakın ana constructor'ımın içerisindeyim constructor'ımın içerisinde bunu tanımadım onu lambda expression olarak tanımlayabiliriz burada e, böyle yapabiliriz. Hatta bunu yine e, customer pop-up menü dedik. Pop-up öyle yazık uzunlasın diye. Yine mesela load butonları kliklerine evet mesela buton event e, load buton customer buton event diyelim event bunu da butonların eventlerini de farklı bir metotta yazacağım. Çünkü kodun okunabilirliği çok uzuyor Swift'te. Yani çok bakın kodlar var. Böyle parçalayarak en azından nerede ne aradığımı gelip burada mesela CTL tuşuna basılı tutuyorum. Bakın metodlar tıklanabilirdi. Mesela Customer Table'a gitmek için bastım hop Customer Table içerisinden kodlarımı okuyabiliyorum. O anlamda bana kolaylık sağlıyor. Yoksa burada çok uzuyor aşağı doğru. Ben onu aldım buraya yapıştırdım. This nokta buton customer, tıklanıldığında benim için bir işlem yapmasını isteyeceğim. Şimdi bu işlem bizim için ne olacak? Yeni bir ekran açacağız. Bu ekranımız yine Swing UI Designer'dan ee, ne diyelim? Customer UI adını verelim. Customer UI geldi. Ne, ne yapıyorduk? Buraya biz bir container veriyorduk. E, customer UI'nin içerisinde bunu extend şey, frame olduğunu söylüyorduk. Bir tane frame olacaksın diyorduk. Bunun Constructor'ını yapıyorduk. Public Customer UI constructor alıyorduk. Şimdi bu Customer UI içerisinde bu ekranda biz hem düzenleme hem kaydetme işlemlerini yapacağız. Yani edit ve save aynı ekranda olacak. O yüzden ben buraya bir tane şey ek göndermek istiyorum. Customer verisi. Bu customer verisi nalsa yani bir customer gönderilmiyorsa içeride ben anlıyorum ki yeni bir customer ekleniyor. Eğer customer null değilse o zaman anlıyorum ki editleme işlemi yapıyor. Buna göre yapacağımız işlem de çık. Tek ekranda bunları çözeceğiz. Bunun için private customer customer diyorum ve nokta this.customer'ı parametreden gelen Customer'a eşitliyorum. Buna göre sonrasında işlemleri sağlayabilir. Şimdi ne yapıyorduk? Biz gelelim diğer diğer ekranlarımıza dashboard yayımızdan. User kontrol zaten dashboard'dan buraya ulaşabildiğim için user Controller'a kontrol etmeme ihtiyacım yok. Customer kontrollerimi da buraya ekleyeyim. Private customer kontrolü. Neden? Çünkü ekleme, çıkarma, silme işlemlerim kontrollerler, business katman üzerinden dağlarla yapacağız. Bunu da elimizdeymişken şuraya ekleyelim. This.customer controller eşittir. Customer şey new customer controller. Seni de aldık. Şu kodlarımızı hemen alalım. Alsa bunları da bir metot haline yapıp içeride çağırabilirsiniz. Bu da bir çözüm ama bazen özelleştirmek gerekebiliyor. O yüzden şimdilik böyle yaptım. Mesela title'a diyeceğim ki müşteri ekle düzenle mesela boyuta 300'e 500 bence yeterli bunu yaptık bunu yaptık konteyner içerisine aldık ben artık nive bastığımda bir şeyler olmasını beklemeliyim nasıl yapacağız bunun için dashboard yayıma geldim custom buton eventlerine girdim buton custom nive, nive ismine girdim. Şimdi burada yapacağımız şey aslında çok e, basit. Ben e, bunun içerisinde customer UI çağıracağım UI customer ya eşittir new customer UI ve içerisine şu an mal e, boş bir constructor ile mi çözsem null ile mi çözsem ona evin olamadım Boş bir konstraktı atalım ve bunun ID'si var mı yok mu diye bakalım. En güzel yöntem bu. Pardon, new customer entity. Şimdi ben bunun içerisinde e, bu customerı atıyorum ya. Daha bir değişiklik yapmayacağız şu an. E, Customerın ID'si yoksa ID ile çözelim. Null olduğunda bazı yerlerde problem yaşanabiliyor. Null yani Java bizde bazı şeyleri engelleyebiliyor. O yüzden e, ID'si yoksa ben onun bir e, şey olmadığını düşünüyorum veri tabandaki veri olmadığını düşünüp e, o yüzden boş bir custom yolladım. Çünkü custom'u göndermek zorundayım. Çünkü e, varsa güncelleme e, yoksa save kaydetme işlemi yapacağını e, söylüyorum. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra burayı dispose etmiyorum. Bakın. Neyi dispose etmiyorum? Çünkü bu ekranda kalmaya devam edeceğim. Ben bakın kodumu çalıştırayım. Bakın bir problem yaşayacak mıyız? Hop yaşadık. Ben veri tabanı ayarlarım değişti. Şöyle olacak. Ben şey sıfırladıydım. Evet açıldı. Ee, kullanıcı Mustafa daha Müşteri şu an sistemde yok. Bakın eklediğimde bu ekran açıldı, kapattığımda eklediğimde kapattığımda eklediğimde. Bakın ben yeni ekleme işlemi yaptım artık ben buradan yayımı e, kontrol edebilirim. Şimdi burada e, bir tane label atalım hemen şuraya. Diyelim ki label. Yine welcome, title olabilir title. E, onu şeye göre düzenleyeceğim. Şimdi yine bir label atalım. J label. Bakın şuraya. Buna diyelim ki label. Bu bizim işte neyi verdik? Label name. Müşteri adı. Text field'ımızı atalım içerisine. Ne diyeceğiz? Field customer name. Bu isimlendirmeler inanın gerçekten önemli kodun okunabildiğini ve sizin yaşa yaşa geliştirdiğiniz bir standartla beraber bu komponentler arasında çok rahat işlemler yapabiliyorsunuz. Müşterinin adı, müşterinin tipine ihtiyacım var. Burada bir combo box kullanımını göreceğiz. Combo box'ı ekledim. Combo box'ları cmb diye isimlendiriyorum ben. Customer type olacak benim için. Müşterinin telefonuna ihtiyacım var. Hatta şunu. Müşteri tipi. Label customer. Phone. Telefon. Text field atalım. Field customer phone ismini verelim. burada bir text area kullanacağız çünkü adres kısmı uzun olabilir. Text area'yı t area diye isimlendiriyorum customer e, adres şeklinde. E, buraya bir son olarak butonumuzu ekledikmiş şöyle hızlıca buton customer save diyeceğim ki kaydet. Güzel. Şimdi ben e, ee, bu label, e, label title'ımı şöyle yapacağım. Customer yayın içerisine girdim. Seni hemen aşağı alalım. Diyorum ki if this nokta customer hop, customer sıfırdan farklı ise customer var demektir. Ya, e, ya, da şöyle hemen size göstereyim. Boş bir customer yolladığımda ne oluyor? Sales semant printelen this nokta customer diyelim. Bakalım ne çıktı veriyor bize. Bakın ID'si 0 geliyor. Burada ne anlıyorum? Ee, ben ID 0 geliyorsa zaten benim veri tabanım 0 olamaz. Ee, boştur aranıyorum. Şurada bir konteynere bir tane şöyle 10 verelim. Sağdan soldan güzel gözüksün. O yüzden diyorum ki if this nokta customer nokta id eşittir sıfırsa ben demek ki kaydetme işlemi yapıyorum. This.label... nokta label title'ımı set text müşteri ekli olarak değiştireceğim. Değilse demek ki ben bir update işlemi yapıyorum. Label title nokta set text'i müşteri düzenle şeklinde... E, ...güncelliyorum. E, bu kısmı yaptıktan sonra... E, ...şunları da yapalım. Eğer gelen, e, elimizdeymişken... E, ...customer editleme işlemi yapacaksam... ...o zaman ben burada... ...bu değerlerin dolu gelmesini... ...bekleyeceğim ama öncesinde... ...şu müşteri tipinin combo box... ...işlemlerini birlikte... E, ...gerçekleştirelim. Bunun için... ...biz customer yayın içerisinde şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Diyorum ki private yine ben çünkü aynı şeyin içerisindeyim. Bir tane combo box'ın bakın burada oluştu ya. Combo box'ın içinde nasıl bir veri tiplerinin olacağını söylüyorum. Bu bir customer'ın entity'sinin içerisinde bir type olacağı için bakın şu şekilde enumeration bir type olacağı için customer nokta type diyorum. Yani customer sınıfım içerisindeki e, type enumerationına daki veriler olacak içerisinde diyorum. Birinci yapacağımız işlem bu. Şurada private'da şu an bir şey yapmayacağız. O öbür e, içine enumeration değil, Enumeration'ları eklemek kolay. Farklı bir şey ekleyeceğimiz zaman onu sağlayacağız. This nokta combo customer type set model diyerek bakın. E, olduğu gibi tablolar da evet tablo oluşuyor ama içindeki verileri modeller yönetiyor. Aynı şekilde combo da J combo box'ta combo box oluşturuyorum. İçindeki verileri yine bir model düzenliyor. E bunun için şöyle yapabiliriz. Direkt ben konuksu olması için new bu içerisinde bakın combo box model adında ve içinde bizim bir type enumeration olacak bir şey istiyor. Bunun new default combo box modeli kullanabiliyorsunuz. Bunlar zaten e, içerlerinde combo box modellerden tür aslında combo box model bundan türediği için ya bunun içinde istediği veri var ya. şöyle CTLP yaparsak çünkü combo box model bunlardan türediği için bunu da kabul ediyor. E, default combo box model diyoruz. İçindeki verimiz ise diyorum ki bunun içindeki veriler customer'ın type enumeration'ın value'ları olacak şeklinde. Gelin baktığımız artık içindeki verilerin şey olduğunu göreceksiniz. Yeni ekledim. Bakın Personal Company verileri buraya geldi. Güzel. Bu da artık cepte. Şunu her defasında büyütüyor mu? İyi güzel. Şöyle küçük kal sen şurada. Sana gerekli durumlarda da bakarız. Şimdi dedik ki eğer müşteri ekle düzenle. Eğer müşteri düzenleme ise ben customer'ın şu fiyatları doldurabilirim. Şu fiyatlar var ya dolu gelsin istiyorum. Diyorum ki this nokta field customer name. Set text diyorum. Yani text içi dolu gelecek. This nokta customer nokta get name. Buradaki customer'ın name'ini buradaki field'a bas. Hani this nokta field customer mail nokta set text. This nokta customer get mail. Aynısı telefon içinde yapalım. Text area'mız için de yapalım. Set text this nokta get şey, customer get address. Şimdi de combo box'ımızın değerini seçili halde getirmemiz gerekiyor. This .com, combo box customer type nokta modelini al çünkü içindeki verileri içinde işlerini modellerle yönetiyoruz aynı table'larda oluşuyor. Modeli al. Set selected item'ını tamam Seçili item'ını this.customer'ın get type ile eşittir. Şimdi bu nasıl algılıyor? Çünkü ben diyorum ki artık bu combo box bir jenerik e, yapıda customer type içeride kabul ediyor. Zaten get type'ın da geriye bir type customer'ın type'ını döndürdüğü için bir problemle e, karşılaşmıyoruz. Şimdi ben artık bu işlemleri yaptıktan sonra customer UM içerisinde kaydet butonun işlevlerini sağlayabilirim. Şimdi geldim. Create listener dedim. Action listener dedim. Ben bu butonumun this nokta buton customer save'in işlerini yapabilirim. Seni şey olarak kullanabilirim. Lambda expression olarak kullanabilirim. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Ee, i̇çerideki field'ların doluluklarını kontrol edeceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Bir tane j yani ne zorunlu burada? Name telefonu zorunlu tutalım. J text field ee, checklist diyelim. Checklist ne yapıyorduk biz? Hangi field'ların dolu olmasını istiyorum mesela. E, this nokta field customer name ve this nokta field customer phone değerlerinin dolu olmasını bekliyorum. Ve diyeceğim ki if helper sınıfı benim için yeterliydi helper, kordaki helper nokta is field list empty e, içerisine bu checklist'i e atıyorum. Eğer bir değer içeride Boşsa yani zorunlu alan dolu değilse diyorum ki help şu an fill. Ne yapıyordu bu bizim için? Fill dediğimiz otomatik. Bakın nasıl daha hızlı geliştiriyoruz? Evet ilk başta kodu geliştirirken biraz yavaş çok fazla ilerli, kod yazıyoruz, ilerliyoruz ama daha sonrasında e, kodun şunu zannediyorum şöyle. E, böyle fonksiyonel yazılım için sonraki geliştirmelerimiz daha da kolaylaşıyor ve bir standarda ve bir merkezi bir yönetime dönmüş oluyoruz. O yüzden bizim için kıymetli. Değilse eğer bir sorun yoksa e, bu gönderilen mail adresine kontrol etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Else if. Şimdi mail adresi zorunlu değil. Değil mi? Else if zorunlu değil. O zaman ilk şu, kuralım şu. Eğer mail adresi boş değilse ve valid değilse yine hata vermesi lazım. Şimdi ilk koşulum benim this ünlem koydum çünkü daily yapacağız. This nokta field customer mail nokta trimle bir temizleyelim. Ya da şu get text demem lazım. Get text'ini getir. Trimle bunu bir temizle ve is empty mi diye bir bak. Tamam mı? Hatta şöyle bunu böyle yapmama da gerek yok. Bunun için hazır sınıfım var. Şimdi ünlem koydum. Helper nokta empty. Bak liste değil tekli. Eğer boş değilse. Ne boş değilse this nokta customer mail. Bunu yazma yeter. Çünkü aynısını içeride yazmıştık bir kere. E, boş değilse. Bakın burada şey var. E, şu else if böyle olacak. Değilse ve benim Yine helper sınıfın içerisinde mail validation'ım da vardı. Is valid e, ifadem vardı. E, bu... Tamam. E, ve helper nokta mail hangisinin Hiç bunun içerisinde maili de atmam lazım. This nokta field customer mail de e, nokta get text diyelim. Benim kastımın mailim boş değilse ve kastımın mailim valid değilse yine bir hata vermem lazım. Helper nokta showMessage. için bir şey yazmış, biz yazmamışız. Lütfen geçerli bir e posta adresi giriniz diyelim. Eğer bu iki bütün karşılaşmalar doğruysa, başarılıysa ben artık şeye geçebilirim. İşlemlerimi yapmaya. Ee, veri tabanında işlemlerimi sağlayabilirim. Bunun için gelin DAO kısımlarını yazmaya başlayalım. Şimdi DAO'nun içerisine girdim. Customer DAO. Benim burada neyim vardı? Find All. Bütün verileri getiriyordu. Match, Matchliyordum bunların hepsini. Şimdi gelin bir de bir şey yazalım. Save işlemi yazalım. Public boolean çünkü bir hatta yani true veya false kaydedildi edilemedi bilgisi için boolean save customer, customer. Yani ben bu tarz yerlerde customer objesini alıp objeyi kaydetmekle e, bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Bir tane customer ihtiyacım var. Ve gelin query'imizi yazalım. C string query deyip insert into customer diyeceğim. Tamam mı? Sonrasında neydi bizim normalde e, QR'lerimiz? Şöyle olur insert into'da. Eee ilk başta sıralama önemlidir. Çoğu MySQL gibi diğer şeylerde hani belki versiyonlardan değişiklik olabilir ama o veri tabandaki kolon sıranız ise o sırada yazmalısınız. Yani demek istediğim şu. Işte ID, ID auto increment olduğu için zorunlu değil. Mi? Name, type, phone, mail, adres şeklinde. Yani o sıralamayla yazdığımız ki bazı versiyonlarda belki bunu kaldırmışlardı. Ama bizim kullandığımız versiyonda büyük ihtimal böyle problemler hep yaşanıyordu. E, name, type, e, phone, mail, adres e, diyeceğiz. Bunların value'larına ise, Bunlar values dediğimizde soru işaretiyle yapacağız. Nasıl? Soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Ne? Soru işaretlerini biz şimdi replace edeceğiz. Çünkü bir prepare statement var. Bir query'nin içindeki verilerin değişmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ifade salınıyor. Bunu böyle yazabiliriz. Böyle yazmanızda bir problem yok. İkinci yazış şeklini göstereyim. Ee, yani aslında aynı şeyi yazacağız ama ben şöyle yazmayı daha böyle okunaklı buluyorum. Dediğim gibi kodda sağa doğru değil de aşağı doğru inmek bana daha kolay geliyor. Onun için diyorum ki insert yine aynı şekilde şuraya kadar alıyorum. Tamam mı? Insert into diyorum. Mesela query 2 olsun şunun adı. Customer deyip bir boşluğumu bırakıyorum. Ve daha sonrasında artı deyip aşağı iniyorum. Burada mesela soru şeyi başlatıyorum. Artı deyip tekrar aşağı iniyorum. İşte name virgül çünkü daha büyük kolon isimleri olduğunda kontrolü zorlaşıyor. İnanın gerçekten zorlaşıyor. Şöyle hop, artı name type virgül. Yani aslında bunu böyle string'den parçalıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Phone e, yani Java'nın ben hani kod yazarken daha okunaklı buluyorum. Kod yazarken çünkü ya bazen kodları review etmeniz gerekiyor. Bir hata olduğunda, bir şey olduğunda. Kodun okunabilirliği de inanın çok etkiliyor. Bu tarz faydalı şeyler emin olun. Yani sizi etkileyecek. Bunda virgül var. şuralarda boşluk olmayacak. Adresten sonra virgül, yani son şeyden sonra virgül olmayacak. Artı deyip ben parantezimi kapatacağım. Ve tekrar artı deyip bu sefer de boşluk values deyip kaç tane var? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 şeklinde. Yani ben bunu daha okunaklı oluyorum. İkisini de yapabilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Ben bunu kullanmayı tercih edeceğim. Şimdi diyorum ki bir try keçimi hemen hızlıca yazalım. Ya da yazmayalım hemen benim sistem oluşturmuş. Bir tane prepare statement'a ihtiyacım var. Niye? Çünkü benim için bu e, soru şartlarını değiştirecek query'imden. PR this nokta connection nokta prepare statement query. Bu query'yi al ve ben artık bunun bir düzenlenebilir bir statement'ın oluşur. Yine e, bir try catch bloğunun içerisine al diyorum. Diyorum ki PR nokta set string. Birinci soru işaretim benim customer'dan gelen e, get name e işaretliyor. Çünkü insert'te ID yollamadığımız için ilk değerimiz name. İkinci olarak yine PR string, çünkü ta, e, type e, enumeration de bir string olarak geçiyor aslında veri tabanı kısmında. E, type ikinci soru işaretini işaretinin customer.getType diyorum ama burada hata yapacak çünkü bir type veri tipinde. E, bakın bunu string haline yani şu person adını alabilmek için hop şurada to string ifadesiyle bunu da alabiliyoruz çok kolay şekilde. PR set string 3 diyelim customer nokta get phone olacak. Sonra pr nokta set string 4. Customer nokta get mail son olarak da adresi alalım ve bu işi burada kapatalım. 5 customer get adres. Şimdi dedim ki ben bu prepared statement'larımı ayarla ve daha sonra return PR nokta. Execution e, update metodunu kullanabiliriz. Bu geriye 1 ise false. Bir hata varsa -1 döndürüyor. Eksi ise false döndüreceğim. -1 bir değilse e, true döndüreceğim geriye. Ben her zaman şurada return true işlemini de gerçekleştirebilirim. Böyle yazabilirsiniz. Ya da bu PR Execution updateten sonra bunu bir değeri işleyip burada aynı işlemi yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz tamamen yine sonuç odaklıyız. Her şeyin farklı yöntemleri var. Bu güncelleme işi yapacak bu execution için hata varsa, eksi bir dönük o yüzden de false ya da true dönme işlemlerini bizim için gerçekleştirecek. Şimdi true dedik eee bu save işlemini DAO'da yaptık. Custom kontrolara geldiğimde artık ben bu save işlemini gerçekleştirebilirim. Çok rahat public geriye boolean bir değer döndüren save işlemi dışarıdan bir customer alacak. Tamam Sonra return this nokta kastım da sev Bu parametreden gelen customer'ı buraya atabiliriz. Mesela şimdi burada Şöyle bir kuralınız olduğunu varsayalım arkadaşlar. Şimdi burada business katman için bir size örnek göstereyim. Mesela biz aynı mail adresiyle ilgili bir tane kayıt tutabiliyoruz mesela. Bir şirket O zaman save etmeden önce bu business'ın içerisinde burada o mail adresli biri var mı diye burada kontrol etmelisiniz. Ne arayüze kontrol etmelisiniz ya da ne de burada kontrol etmelisiniz. Onun kontrol edeceği yer burası. Eğer burada e, bu kontrolü sağladıktan sonra davet etmeli ya da geriye hata döndürmeli. İşte bu tarz şeyler için bizim katman kullanıyor. Bizim de yine yer yer e, kullandığımız yerler olacak. Şimdi geldim custom UI'ya. Ne yaptım? Ben artık save etme e, işlemini kendi e, içerimde hallettim. Burada yapacağımız konu bir tane boolean result adını verdim. sonuç adında bir bölüne ihtiyacım var. Şimdi niye bu bölüne ihtiyacım var? Şimdi ben öncesinde this nokta bu customer var ya boş da olabilir bir değeri de olabilir. Bu field'larda doldurulan alanlarla değiştirilmesini istiyorum. Yani customer'ın set name'i artık benim this nokta field customer name get text yani bu field'ın Gittik. Yani burada tam tersini yaptık? Inputları doldururken customer'ın değerlerini verdik. Şimdi customer'ın değerleri için inputların değerlerini aldık. Çünkü kaydetme işlemi yapacağız. E, customer set name dedim. Adını e, oradan aldım. This nokta customer set phone dedim. This nokta field phone aldım. E, hatta burada bir şey yapmam yok tam. Zaten şey kontrol ediyoruz mail adresini şeyde. Güzel. This customer set mail dedim. This nokta field customer mail nokta get text dedim. Aynı şekilde this nokta customer nokta set adresi de hemen şöyle halledelim. Text area get text. Şimdi burada bir tek şey farklılık var. Combo bak. Şimdi customer'ın type'ı bir enumeration ya. İnan. Ee, bunun için ne yapıyorum? This nokta combo box'ım combo customer nokta get selected item'ını bunu alıyorum. Aldım ama diyor ki burada bir type casting yapman gerekiyor çünkü de ben diyor. Hani obje veri tipinde bir şey alıyorum set type'a diyor. Hani e, type şekilde alıyorum sen bir obje alıyorsun diyor. Ama ben burada bakın bunun tipini cast ettiğim zaman şu şekilde bir problem yaşamayacağız. Böyle kes Benim için veri tutarlı. Tamam. Güzel. Ben şimdi customer'ın input'lardaki değerlerini aldım. Diyorum ki if eğer this nokta customer nokta get id eşittir sıfırsa o zaman benim için save işlemi yapıyordu değil mi? Ben this alt eşittir this nokta this nokta customer Controller nokta save işlemini yapabilirim ve bunun içine de diskastımını atabilirim. Bu benim için kayıt işlemi gerçekleştirecek. Hatta şu an varsinade ne false söyleyelim diyeceğim ki eğer bu iş true ise demek ki işlem başarılıdır demektir. This not, şey result true ise result true ise helper nokta show message done Deyip, bu işlem başarılı deyip bir dispose bu şeyi kapatacağım ekranımı ee, başarılı değilse hata vereceğim artık e, hardpoint nokta şu mesaj e, error diyelim e, bir hata olduğunu veri tabanlı bir hatalar bir başka hatalar olur bir exception almışızdır orada onu yanatacağız şimdi gelin artık bu işlem çalışıyor mu bir kontrol edelim e, bununla beraber e, editleme işlemi de hemen yapacağız yeni ekle dedim müşteri adı Patika Company 500123 11-2 info at İstanbul diyelim kaydet dedim işlem başarılı diyorsa ki şuradan hemen bir bakalım bizim ee, bakın veri tabanımız bu işi doğru yapmış şeklinde sistemimiz ama Tamam yaptı ama burada gözükmüyor. Biz bunu bir önceki bölümde yaptık. Şimdi geleyim tekrar çalıştırırım, geri çalıştırdığımda da emin olun gözükecektir. Neden artık? Çünkü veri tabanında var. Çünkü burayı, burası dinamik bir alan diye benim burayı güncellemem gerekiyor. E, bu güncellemeyi nasıl yapacağım? Burada yapamam Şimdi bunu güncelleme olayıydı. Değiş Portugali'nin içerisinde sen loat e, customer tableı çağırırsan benim için o tableı güncelliyor. E burada ne yapacağız? Ya e, o zaman e, bu ekran kapatıldığında her zaman bu ekran kapatıldığında ben şeyi güncelleyeceğim. E, o e, result'ı güncellemesini e, isteyeceğim. Nasıl olacak o iş? Çok basit. Bunun da bir eventi mevcut elimizde. Sen database kapan e, customer Buton event içerisindeydi. Çünkü ben şimdi burada custom UI'yi açtım ya. Diyorum ki Customer UI nokta at evet, window listener. Yani penceresini dinle. Bu pencere açılıyor ya ekran. Bunu dinle. Ve bunun içerisinde new window adapter var. Ben burada bakın aynı butonda olduğu gibi window açıldığında yani sayfa açıldığında, kapatıldığında, kapatacağı zaman e, aktif olduğunu diye aktif oldu, bir sürü böyle eventler, eventler var. Bizim için şey closet yani. Bu sayfa kapatıldığında ben diyorum ki Load Customer Table'ı içi boş şekilde güncelle. Yani bir güncelleme yap. Null verdiğimde en son halini benim için getiriyordu. Değil mi? Güzel. Şimdi deneyelim olacak mı? Bakın bu UI kapatıldığında bu işlemi yapıyorum ben. Yeni ekle dedim. Mustafa dedim. Person, company, İşlem başarılı. Bakın burayı güncellendi. Güzel. İşte bu metot haline getirmemiz anlamı buydu. Ben ekleme işlem peki güncelleme işleminde bir problemimiz var mı? Ona bir bakalım. Şimdi güncelleme işlemi neydi? Bizim load pop-up menülerle yapıyorduk. Sağ tıklıyorduk. Sağ tıkladığımızda selected ID ile ile ben şeyi alabiliyordum hatırlıyorsanız. O customer view'un customer'ın ID'sini alabiliyordum. Yani şöyle tekrar bir gösterelim. Mesela güncelle dediğimde bakın ID iki şekilde buraya geliyordu. Şimdi ben bu ID ile kullanıcıyı çekip tekrar bu kontrollerin içerisine bir atayım. Şimdi bunu nasıl sağlayacağız? Ben e, Customer Daum'un içerisinde e, Find by ID şeklinde, yani by ID ile e, ID adresiyle, ID numarasıyla kullanıcıyı çekmeyi göstereceğim. Save işlemini yaptık. Diyorum ki Public, geriye Customer döndüren, get by id metodumuz olsun. Yani id'ye göre getirecek benim için customer'ı. Diyorum ki integer id alacak dışarıdan. Customer adına bir objeyi meşleyeceğim ama başlangıç terim Nalı olsun. String'im hazır. String query. Aslında basit bir query'si var. Select yıldız from customer where id soru işareti. Bu soru işareti gördüğümüz yerde ne yapıyorduk? Bir prepare statement hazırlıyorduk. Ee, eşittir new şey, this nokta connection nokta prepare statement deyip query içine açacağız ama benden bir try catch bloğu isteyecek. Try catch dedik. PR nokta set integer çünkü idim integer devletiminde birinci parametremi benim şeyden gelen ee, metodumun obje, e, parametresine gelen id ile değiştir. Daha sonrasında bunu bir result seti at. Yani bir execute et ve geriye bir sonuç dönsün. Execute query deyip at. Ve ondan sonra diyorum ki if bu result set'imin bir ilk elemanını birinci elemanını benim e, yukarıda oluştuğum customer obje var ya hatta şunu adına da customer diyebiliriz. E, daha anlamlı olsun. Customer içerisindeki customer'a bunu matchleyip, Rıza setteki matchleme işlemi zaten daha önceki bölümde gösterdik yap. Daha sonrası exception varsa at geriye de customer'ı döndür. Böylece ilk elemanı bulmuş olacak. Bunun daha sonu da yazmamız gerekiyor. Public boolean pardon public customer geriye customer'ı döndüren get by id customer integer id alacak. Tamam mı? Burası önemli return this nokta customer down nokta get by id ile bakın bu işlemi benim için gerçekleştirecek geldim dashboard görmem artık ben burada şey yapabilirim diye derim ki customer customer edited customer yani düzenlenecek customer adında new customer derim tamam mı? E pardon. E, this nokta customer kontrol get by ID ile bu selected id alabiliyordum ya. zaten ekrana bastım. Selected id al. Bu ID'yi, bu edited customer içerisine at ve de ki e, customer ui customer ui işte new customer ui bunun içine de bu Edited Customer'ı atabilirim. Böyle yapabilirsiniz. Bu da doğru. Şunu alıp şöyle de yapabilirsiniz. Ben daha az kodla bunu yapmayı tercih ediyorum. Tercih sizin. Bununla beraber şimdi Customer yön içerisinde Customer atılacak. Daha sonrasındaki işlemlerim zaten aynı Save'de olduğu gibi olacak. Şimdi gelin bir düzenlenebilme yani o şey erişebilir miyiz? Mustafa'ya tıkladığımda bakın Mustafa geldi. Tamam güzel, e, e, patika'ya tıkladığımda da patika geldi, güzel İkisinde de verisi kampanya mı bir de ona bir bakmak istiyorum ben, veri tamam, ikisinin de kampanya mı bir de bir person diyelim, şuradan hemen, bunun da doğruluğunu bir e, kontrol edelim, bir hata var mı, yani person güzel, bunu da tekrar e, dur, düzenlemek istediğimde person diye geldi, güzel buraya geliyorum. Şimdi ben burada ne yapıyordum? Zaten birçok işlemimi ben burada yapmıştım. Burada sadece e, yapacağımız şey, this customer get id 0'sa save değilse nedir? O zaman benim için bir güncelleme işlemidir. Result this customer controller'ına bir update işlemi yazacağız değil mi? Şimdi ilk seni ben bir sileyim. Update yazmadık çünkü. Customer dağının içerisine e, geliyorum. Bir update metodu yazıyorum. Public e, geriye update de boolean döndürecek. Çünkü geriye bir değer dönmesini ben şu aşamada istemiyorum. i̇stemiyorum. update customer customer diyorum. Yine string query'imi hemen yazıyorum şöyle query. Ve update customer set deyip hemen hızlıca eee yazmaya başlıyorum. Name'i şöyle yani name olarak bu e, type'ı soru işareti soru işareti deme, ne demek oluyor bizim için? Bir prepare statement oluşacak. E, hatta şöyle type ne e, type mail phone adres e, sonrasında ver gelecek. O yüzden şunu kaldırırız. Şöyle yapalım. Hemen type phone mail adres diyeceğiz. Sonra etsizliğini gibi devam ediyoruz. Ver ID'si de şu olanı değiştir diyeceğiz. Bizim query'imiz bu şekilde. Bunları yan yana da yazabilirsiniz. Ama çok uzuyor. Ben alt alta okumayı daha kolay buluyorum. Yine bir prepare statement olduğunu biliyoruz. Çünkü soru işaretleri var. E, this connection prepare statement query deyip bunu oluşturup Bunu yine bir trakik bloğuna alalım. Ve şöyle diyelim ki prepared set string birinci parametrem name'im. E, soru işaretim şu olacak diyorum. E, customer get e, name. Aslında direkt şu işlem, şurayı kopyalasam bence yer. Yani hiç aynı fethetme gerek yok. Sıralama aynı çünkü. Name, type, phone, mail, adres. Sadece tekrar burada set string 6 deyip ee, hangi id'si olacak? Yani customer'ın get id olan değil update edecek diyoruz. Ee, return ee, şu set integer olacak. Çünkü integer bir e, değer olacak. return true diyeceğim ama bunun öncesinde bu query'yi çalıştırmam gerekiyor. return pr.execution update e, eşit değildir -1 ise dedik. Ve ben e, update işlemini burada yaptım. Controller'da da bunu bir yapayım. Mesela burada kontrolleri da şey de göstermek istiyorum. Şimdi public customer e, update diyorum ve bunu customer e, customer customer adında verimi alıyorum. Peki bu customer'ın git id sıfır olan bir şey yollanırsa benim hiç dağıya gitmemem gerekiyor. Değil mi? Şu update hata verir. Hatayı burada yönetebilirim. Nasıl yöneteceğim? Diyorum ki if this nokta Get by ID'm var. Get by ID ile ben bu e, gönderilen customerın var olup olmadığını öğrenebilirim. Dis nokta get e, Customerın get id'si ile yani gönderilen customerın id'si ile bir, biri var mı diye bir bak. Eğer bunun alsa helper nokta show message customer nokta get id id kayıtlı müşteri bulunamadı de, diyebiliriz. Yani mesela e, 5 diye bir yolladı. 5 ID kayıtlı bir müşteri yok. Help show message return'ı da false döndüreceğim burada direkt. Çünkü return olarak şu customer adı boolean olacak. E, false döndüreceğiz. Eğer böyle bir hani böyle bir customer varsa demek ki ben update işlemi yapabilirim. This nokta customer daha nokta update e, customer'ın içerisine atalım. Bakın işte business kartmanı burada bu işe yarıyor. Görüldüğü üzere. Disket BA yine aynı yine davaya değil de buradan aldık. E, çünkü burada farklı bir şart koyduğumuzda bunu da işlemiş olur. Dashboard UI'ye geldim. E, pardon. Custom UI'ye geldim. Diyorum ki result. Result. This.customer.controller.update This.customer'ı bunun içerisine atabilirim. Güzel. Güncelleme işlemini yaptıktan sonra da benim aynı burada olduğu gibi e, customer'ın ekranı şu yayın kapatıldığını nasıl anlıyorum? Customer UI add window listener e, new window adapter dedim. Ben kapandığı anı istiyorum ve kapandan load customer table'ım güncellensin istiyorum. Mustafa dedik güncelle. Mustafa değil Çetin daha diyelim. Buraya kampani diyelim. Sonunu 30 -33 yapalım. Info diyelim. Bunu da 4-5-6 yapalım. Kaydet dedik. İşlem başarılı dedi. Çetin kampani 5 -6. Bakın adres kısımlarında bir problem var. Adreslerimiz gelmiyor. doldurmuyor da olabiliriz bu arada. Ee, adres kısımları hatta şöyle e-posta Kısımları gelmiyor, adres kısımları var. Burada bir problemimiz var. Şu an onu fark ettim. Bakalım nerede problem? Yaşamımız aslında iyi. Customer table'a geldim. Şurada... Customer nokta. Bakın şeyi almamışız. Customer nokta get. Maili almamışız. Table'a basarken. Artık bunlar da tamam. Güzel. Mesela geçersiz bir mail adresi girdiğimde hop güzel burada çalışıyor bunu test etmemiştim işlem başladı benim için burayı güncelledim yeni ekle dedim buraya geldi güzel çıkış yaptım çıktı bakın çok dinamik bir şey oluşturmaya başladık hep beraber son olarak da silme işlemini gerçekleştirelim sizlerle beraber bunun için bir delete yazmamız gerekiyor delete nerede şimdi daha öye girelim sırayla Şöyle dağılıyor. Giriyorum. Bir delete işlemi yapacağız. Diyorum ki public boolean geriye boolean döndüren delete integer customer id al. Yani Id de alabiliriz. Direkt id al. Tamam Şurada da zaten bir yerde integer id. Dedik. Burada da id diyebiliriz. Id al. String'i ne al? String query delete from customer where Id'si şu olanı sil dedik tamam mı? Ne yapacağım? Ee, yine bir soru işareti gördüm yerde da prepared statement olduğunu söylüyorum. E, PR eşittir this connection prepared statement query'yi al. Seni de bir yine try catch bloğuna koyalım. Prepared statement set integer e, birinci soru işaretini e, ID ile değiştir. Bu ID ile return pr-execute-update-1-turn-true e, Daha sonraki e, davularda bunları kopyalayacağız. içindeki içindekileriyle değiştireceğiz. E, aynı şeyleri yazmayacağız bir daha. Burada e, controller'da bunu silme işlemi yapalım. Diyelim ki public boolean e, delete e, integer id alıyor karşıdan. Tamam mı? Diyorum ki if this get by id ile yine aynı şekilde kurcalayacağım. E, gönderilen id'ye göre bir kullanıcı yoksa bana, bana hata versin. Şu kısmı tekrar kopyaladım. Bakın by id ile bu, bu id ile biri var mı diye baktım. E, böyle bir müşteri bulunamadı hatası verdim. Return this nokta customer delete. Eğer böyle bir e, şeyim varsa da silme işlemini benim için yapmasını e, rica edeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Dashboard GUI'dayım. E, yukarı çıkıyorum. E, pop-up menüme giriyorum. Burada aynı işlemi e, şu güncelledi alabiliyordum ya vereyim. Burada da aynı şekilde aynı verilerle alabilirim. Hiçbir fark yok. Buna tıklanıldığında da hani e, son halini benim için aslında selected ID'yi alsın. Customer UI tekrar kasım e, UI ile bir işim yok çok özür dilerim. Silme işlemini direkt burada yapacağız. E, ben seçilmiş olan ID alıyorum burada sadece. Aynı yukarıda yapmıştım zaten. Diyorum ki if this nokta Delete e bu Selected ID verebilirim seçilmiş olan ID'yi. Eğer e, iş turuysa her puan nokta şu de Load customer table'ı güncelle. Null olarak yani tüm hepsini alacak şekilde güncelle. E, değilse bir hata alındıysa da help şu an message error şeklinde hata var. Benim için e, burası sil işlemi. En kolay işlem oldu aslında. Geldim. Stop and run dedik. Mustafa Çetin'de sil dedim. Bakın işlem başarılı dedi gördünüz mü? Süper. Ama direkt böyle şey yapmak doğru değil. Direkt tıkla sil dediğinde emin misiniz diye bir soru daha sormamız gerekiyor arkadaşlar. E, bunun için e, Option Pane kullanacağız yine. E, bu hep bir şeydi çünkü insanın yanlışlıkla sile basmış olur. Buna emin misin evet hayır şeklinde bir ifade kullanacağız. Şimdi helper'ın içerisine geldim. Dedim ki yeni bir yine böyle bir şey Option Pane Kullanacağız. Confirm dialog dediğimiz. Bunu böyle yine bir dinamik bir metodunu yazıyorum. Public static boolean confirm adında olacak. Niye boolean? Çünkü evet, hayır seçilince geriye bir değer döndüreceğiz. String str olsun eğer şey varsa farklı bir metin girilmesini istiyorsak bunu yaparız. Yoksa yine hazır girilmişlere sağlarız. Yine Option Pane TR'yi çalıştıralım burada. Daylık TR'yi. Yani o diyalogları da e, şimdi birazdan düzenleyeceğiz şurada. Neredesin sen? Şunları da düzenleyeceğiz. Şimdi seni bir çağıralım orayı. Diyelim ki string message diyorum ki if tamam mı? Benim parametre olarak gelen stringim equals e, sur, şur, sure. Yani şursa emin misin sorusunu sormak istiyorsan şey diyebilirim. Switch'le yapmıyorum da. Burada case az olduğu için öyle yapıyorum. Her yani farklılık. Yani normalde bunun switch'li hali bu. Diğer hali de bu. Bunu da göstermek istiyorum. E, bu işlemi gerçekleştirmek demek istediğinize emin misiniz şeklinde bir mesajım olacak değilse e şurada ise mesaj eşittir parametreler gelen string'e eşitleyeceğim. Ve diyorum ki burada normalde return diyeceğim çünkü geriye o confirm true mu false mu döndüğü değerini buradan alacağım. J option pay show e, confirm dialog bakın. Parent değeri yok. Parent değeri yok. E, mesajım olacak. Burada yazılan mesajı al. E title'ına emin misin diyelim şimdilik. Emin misin? J, option, pain, yes, no, option değerleri. Yani evet veya hayır değeri al. Hani benim için işlem bu. Ve bu işlem sıfıra eşitse... Yani e, false, pardon true... Farklı bir değerse false değeri döndürecek bizim için. O yüzden e, yes ise sıfır değilse farklı bir değer döndüreceği için... yani Kabul ederse turu etmezse false döndürecek. Amacımız burada şu aşamada bu. şimdi Şu dialog içerisinde bu yes no butonlarını da eklememiz gerekiyor. Burada yine UI manager nokta put diyelim. Option, pain, yes, buton, text'i benim için. Evet, onun aynısını şurası no olanı var. No, buton, text'i benim için hayır ifadesini verecek. Geldim buraya. Dashboard yayımam. Diyorum ilk burada. If helper nokta confirm tamam mı? Sure yani emin misin? Peynini göster. True ise bu işlemi yaptır. False zaten buraya hiç girmeyecek. Bakın. Geldim. Sağ tıkladım. Sil dedim. Bu işlemi gerçekleştirmek istediğinize emin misiniz? Hayır dediğimde bakın bir şey yapmıyor. Sil evet işlem başarılı. Sil. Silme işlemini de yaptık. Bir e, entity'nin entity'nin daha business ve view katmanlarıyla e, kurut işlemlerini sağlamış olduk. Aslında projemizin büyük bir yükünü elde e, tamamladık yani. Çünkü bundan sonra yapacaklarımız benzer kodlamalar olduğu için sallıyorum mesela yeni oluşturacağımız DAO'da mesela product DAO'sunda şurayı kopyalayacağız zaten bir daha yazmamıza gerek yok ama sadece query'yi değiştireceğiz mesela. Ya da şu prepare statement'ları değiştireceğiz. Yani biz işin büyük yükünü şimdilik çektik. Büyük yükünü yazdık artık daha keyifli yerlerine gelmeye başlayacağız. Bu bölüm bu kadardı bir sonraki de görüşmek üzere.